Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi, yepyeni efsanevi video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün sizlerle efsanevi bir taktik deneyeceğiz. Rünler üzerine bir çalışmamın olduğunu söylemiştim sizlere. Evelyn üzerine mükemmel bir çalışma yaptık ve karşılığını gördük. Bugün çok daha farklı bir çalışma yaptım. Yorumlarda gelen sizlerin istekleri üzerine yapıyorum bunları. Şimdiden videoyu durdurup bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çayınızı kahvenizi alın dostlar. Keyifli seyirler dilerim. Şöyle giriyoruz dostlar Pantheon'a. Dostlar öncelikle item. Şuradan başladığımız arkadaşlar çizme olarak dinamiklik çizmesini ilk item olarak tamamlamanız gerekiyor. Bu 30 saldırı gücü 45 hareket hızı veriyor. Neden bunu ilk başta tamamlıyoruz? Hem zırh delme pasifini kazanıyoruz çizmenin, hem de bir yerden bir yere hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Pantheon biliyorsunuz dostlar ilk item olarak tabii ki de Yom'u alıyoruz. Zırh delmemizden dolayı ve hareket hızından dolayı mobilitemizi arttırıyoruz ve her yere koşabiliyoruz dostlar. Çizmenin geliştirmesinde roket kemer alırsınız bu arada, onu söylememe gerek bile yok. Sonra dostlar gelelim asıl olaya dostlar. Mahvolmuş biliyorsunuz. 3 saldırı veya yetenek isabet ettirmek 30 ila 100 büyü hasarı verir ve 2 saniyenin hareket hızını %25 kadar çalar diyor dostlar. Yani zaten 5 stekle W attığımız zaman direkt rakip oyuncuya 100 büyü hasarı vermemiz demek olacak. Bakın saymaya başlayabilirsiniz. Buradan 100 aldık dostlar. Dominik de dostlar şampiyonların çatışma dışında kaldıktan sonra onlara yapacağın ilk saldırı için %80 saldırı hızı kazanırsın. Yani W ile kafasını atladıktan sonra dostlar hemen 5 stack'te bir Q'umuzu atacağız. Ve kritik ihtimalinde kullandığımız zaman W'müz kritik de atabilirse gerçekten rakip oyuncuya tek atabileceğiz dostlar. Sonraki item olarak ölmememiz ve skill'lerden tek yemememiz için tabii ki de gecenin kıyısı. Ve son itemi ben defansif tercih ediyorum dostlar. Biliyorsunuz 45 zırh büyü direnci ve büyüme sağlıyor ve buradan güzel bir defansif item, gerçekten çok güçlü bir item dostlar gördüğüm kadarıyla. Bunu dilerseniz koruyucu melekle de yerini değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim rünlere. Bakın mahvolmuştan büyü hasarımızı unutmuyoruz dostlar. Rünlerde dostlar gördüğünüz gibi 0.25 saniye sonra bize gold kastıran ve gerçek hasar, ilave hasar vermemizi sağlayan bir rün kendisi. Ve W ile atladığımızda o 0.25 saniye geçmiş oluyor ve 2-3-4 Q, E, stekler vesaire pasifiyi tam anlamıyla kullanmamızı sağlıyor dostlar. Gelelim rünlere. Atıl kısım burası dostlar. 100 büyü hasarımız oradan vardı. Buradan yetenek hasarı vermek 1 saniyenin ardından yanmasına ve seviye bağlı olarak 28 ila 42. Yani 100 büyü hasarımız şeyden vardı. 40 da buradan geldi. 140 ilave hasarımız var dostlar. Geldik. Burada belden aşağı gireceğiz. Bu arada bunu girmenize gerek yok. 13 zırh delme için zaten şöyle göstereyim. Bizim item build'imizde zırh delme %8. Zırh delme %15 dostlar. Sonra burada %16 ila 30 zırh delme. Zaten zırh delmemiz bakın gecenin kıyısında da var. Yani zaten sınırsız zırh delmemiz var. Burada atladığı için Pantheon oyuncular yanlış şekilde zırh delmeden dolayı ani darbe giriyor. Ama bizim burada vermemiz gereken ekstra ilave hasar var dostlar. Bu yüzden kızart giriyoruz rünlere. İkinci rün ise hareket kabiliyeti kısıtlanmış rakipleri 10 ila 45 gerçek hasar verirsin. Yani zaten W'müz stun dostlar. Mahvolmuş patladı. Kızart patladı. Belden aşağı patladı dostlar. Ve zaten rakip oyuncunun çeyrek canını rünlerle ve itemlerin pasifleriyle tamamlamış oluyoruz. Bu da gerçekten çok elzem duruma geliyor bizler için. Burada da oyuncuların en büyük hatası, özellikle jungle için söyleyeyim. Bu rünü kullanıyorlar değişken kuvvet 10 ilave saldırı gücü kazanmak için dostlar. Ve 10 kill almanız gerekiyor. Fakat zombi totem zaten jungle'da tarayıcı mercekle oynayacağınız için dostlar. Burada bizden sadece 5 adet totem istiyor. 5 totemi 10 kill'den daha hızlı kesebileceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden bu bizim kar topu etkisi dediğimiz snowball etkisine daha erken ulaşmamızı sağlayacaktır. Sağ taraf rününe ise bayağı bir düşündüm dostlar. En mantıklı rün kesinlikle bu olacaktır. Canı %40 değerinin altına düşenlere %7 ilave hasar. Zaten %33'ün altına düşenlere Pantheon'un kendi pasifinden kritik ihtimalimiz artıyor. Ve buradan da ekstra bir ilave hasar aldığımızda canı %30'dayken tek Q ile rakibi gerçekten biçebilirsiniz dostlar. Çok güzel bir rün. Test edip görmek istiyorum. Yani tek atabileceğimize inanıyorum. Umarım düşüncem gibi olur dostlar. Şimdiden videoya geçmeden önce like'ınızı, hala kanala abone olmak ücretsizken kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Açıklama kısmından Discord adresine gelip benimle birebir iletişime geçip oyunda oynayabilirsiniz dostlar. Instagram adresim de kanalın bir yerlerinde bulabilirsiniz, hakkında da falan bilmiyorum. Hadi maça geçelim dostlar. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Let's go.
Evet dostlar, maçımız başladı. Hızlıca uzun kılıcımızı alıp Q'muzu geliştirip tarayıcı mercimizi alıp rakip ormana baskına gidiyoruz. Bu yaptığımız baskını Blue Side'da yapabilirsiniz. Eğer ki Red Side'da yaparsanız rakip botlane hızlıca sizin üzerinize move atıp oyununuzu bitirir dostlar. Red Side'dayken bu, yani kırmızı taraftayken bu taktiği kesinlikle denemeyiniz. Zaten beni izleyen dostlarım bu taktiğimi çok iyi bilirler. Turnuvada Türkiye Şampiyonası'nda uyguladığım bir taktik, supportumla beraber gerçekten çok verim aldığım bir taktik. Kendisi bunu solo queue'da da denediğim zaman rakip oyunculara düşürerek başlıyorum. Bu arada Nairon ile duo girdim. Nairon'u da bilen bilir dostlar. Eskiden beri oynadığım bir dostumdur. Top lane'de Darius oynuyor kendisi. Şöyle Redin'e saniye 30'da bakacağım. Çünkü Diana, evet şöyle başlayalım. Q'muzu attık. Direkt üzerine oynayacağım. Zaten crit ihtimalimiz arttı. Evet, smite'ını attı ve bize hediye verdi. Kendisini de şöyle keselim. 450 gold. Red buff üzerine gelen bir keskin gaga çalması dostlar. Diana'nın early game'de zaten çok güçsüz bir şampiyon. Ve early game'ini tamamen sona erdirmiş bulunmaktayız. Bu çok güzel. Şuradan biraz gezip Ornn'a bakabiliriz. Duo'muzu yalnız bırakmayalım dostlar. Tabii ki öncesinde kesmemiz gereken canavarlar var dostlar. Jungle'larınızı da hiçbir zaman darlamayın. Çünkü bir rotasyonumuz var dostlar. Bu rotasyonun üzerinde uygunsanız eğer sizlere de lane'lerinize yardıma doğru geliyoruz. Ama jungle dönmeden dümdüz size yardıma gelirsek dostlar, biz oyun oynayamayız ve güçlenemeyiz dostlar, haberiniz olsun. Şöyle 5 stack elimizde açtık. Ornn'a doğru bir bakış yapalım. Umarım kesebiliriz. Kesemesek bile flash'ını alalım. Flash'ım olmadığı için kesebileceğimden emin değilim. Evet, kendisi buradan bir item de aldı. Şöyle çekerse Nairon üzerine bir atlayabiliriz. Benim atlamamı bekleme. Şöyle aynı anda atmasaydık çok güzeldi. Flash'ını da aldık ve canını da azalttık ve dive'ı da kendisini kesebiliriz. Minyon dalgası çok güzel birikmiş durumda. Eğer kesersek minyonların tamamını kuleye kaybedecek. Ve bu da Ornn'un oyunun bitişi anlamına gelecek. İlk hasarı Nairon'un alması gerekiyor. Flash'ım olmadığı için. Şöyle hızlıca kill'imizi alalım. Ve Nairon'u kaybettik. Ama tüm minyonlar Ornn'un kulesine gitti. Bu bizim için çok muhteşem bir şey oluyor. Çünkü dostlar tüm minyonlarını kaybetmiş olacak. Ve buradan kule barikatımızı da alalım. Küçük minyonlar da çoğu Ornn gelesiye kadar bitmiş olacak. Ve Ornn gerçekten çok büyük bir kayıp yaşadı dostlar. Gördüğünüz gibi biz de çok güzel bir şekilde güçlendik. Let's go. Hızlıca redimizi döneceğiz ve 5 level olup bir yerlere ulti bakmaya çalışacağız dostlar. Evet, midde Ahri bayağı low canda gözüküyor. Ultimizi attığımızda Ekko'nun bunun üzerine bir ufak bir kuracağı baskı. Evet, hızlıca kill'i getirdi bize. Diana'yı hatta kovalayabiliriz. Ama görüş kazanamadığımız için pek bir şey yapamadık. Pasifimizi de kullandık. Zaten dümdüz bir şekilde yarı canını çalabildik üzerinden dostlar. Burada görüşü var ve bundan kurtulamayacağız. Yukarıya doğru Ornn'a tekrardan bir bakış sergileyebiliriz. Hatta Redin'e oynayabiliriz Nairon gelirse. Şurada Diana'yı bekleyelim. Diana erikleri yediğinden dolayı biraz canı dolmuş olsa da Bantheon'un early game hasarına karşı koyabileceğini düşünmüyorum. Evet, Darius geldi. Mid'e doğru Diana ultisini harcadı. Beraber Nairon ile bakarsak buraya güzel şeyler çıkabilir. Bakarsan Nairon, çek şunu. Kule altı. Çok güzel kill'imizi aldık. Arkada Ahri var. Hatta üzeri Ahri'nin üzerine de oynayabiliriz. Fakat Ornn'dan gelen ulti bizi kesinlikle buradan kovacaktır dostlar. Hatta Nairon'u kaybediyor da olabiliriz. Hızlıca eriğimi yiyip sonrasında bakabiliriz buraya. Ahri'ye. Çok güzel. Ahri'yi kestik. Flash'ımızı atarsak çıkabiliriz buradan. Çok güzel bir şekilde çıktık. Bir canımız var gerçekten. Şöyle Nairon'umuza like'ımızı atalım. Evet, Samira geldi. Samira'dan bir atlayış, hızlıca kesiyoruz. Ve bir kill daha. Dakika 4-5 kill, bir asist. Mid'e bir ulti bakacağım. Evet, Soraka'ya tutan bir ulti. Lux onun üzerine oynaman gerekiyor. Ama çok kötü bir pozisyona düştük dostlar. Lux gelip bize bir yardımda bulun. Evet, E'miz bizi kurtarmaya yeterli olmadı maalesef. Evet, hemen Nairon'dan da bir noob geldi. Arkadaşlar çok hızlı geldi karma bize. Çok hızlı vurdu. Evet, midde garip fightlar dönüyor. Evet, Diana'yı kestik. İlk objektif olarak tabii ki de alamete başlıyoruz dostlar. Alameti aldıktan sonra bunun kule golduyla oyunu domine etmeye çalışacağız. Ejder zaten çok umurumda olmuyor ilk ejder. Evet, buraya gelen bir rakip oyuncular var. Buradan Ekko'nun yardıma gelmesi gerekebilir. Şöyle hızlıca alıp çıkalım bunu. Hemen kaçacağım buradan, fight istemiyoruz. Fight burada kesinlikle bizim için kayıp olur. Evet, maalesef Duo'mu ölüme terk etmekten başka bir çarem yok derken
Kendisi oradan kurtulmayı başarıyor. Ahri içeri tarafta kaldı. Ahri'yi kesmek çok basit olacak bizim için. Evet, Ahri şöyle kule altında ve kule demeçleriyle beraber kendisini ölüme hapsediyoruz dostlar. Orna biraz oynaşabiliriz. Darius'un canı çok az ama temel hasarından ölebilir. O yüzden biraz dikkatli oynamamız gerekebilir. Evet, Q'umu tutturamadığım için benim de kesemeyeceğim anlamına geliyor Ornu. Aslında keseriz ya. Şöyle deneyelim biraz. Evet, kendisi çıkmak zorunda kaldı. O bizi kesemedi, biz onu kesemedik. Hızlıca base'imizi alalım. Mid'de Diana kulemizi oynuyor. Diana'yı çok hızlı bir şekilde öldürebilirim bu arada. Gerçekten çok fazla önüne geçtim. Ama kendisi tabii ki de çıkmayı tercih ediyor. İyi ki de atlamamışım. Ahri'nin yiyeceğim bir öpücük beni direkt ölüme terk edebilirdi dostlar. Hızlıca red state'imizi atalım. Evet, aşağıda hemen gelen bir ultiye. Hızlıca girişimizi yapalım oraya. Evet, Samira hızlıca ölüyor. Hatta bunu da keseriz. Çok güzel bir kill aldık dostlar. Evet, Diana geldi ve burada maalesef düşeceğiz gibi. Evet, Lux'tan çok güzel bir tutuş geldi. Ama Lux'ın W'su bizi kurtarmadı ve Diana'dan gelen çok iyi bir ulti maalesef burada bizleri düşürüyor dostlar. Evet, aşağıda bizim çocukları tekrardan bir bastılar ve burada Diana üzerine atlayacağız hızlıca ve karşı koyamayacağı bir kuvvetteyiz şu an. Ve direkt 700 gold'umuzu ve shutdown'unu aldık ve mahvolmuşluğu bitirmemizi sağlayacak. Darius da top lane'den bizlere yardıma geldi. Kulesini aldığı için çok daha rahat oradan buraya move atabiliyor. Kuleyi açarsak çok güzel olur. Kuleye bir tane vuruş. Evet, çok güzel çekiş de yaptı. Belki kesebiliriz bunu. Ve flash'ını attı. Nairon'dan bir dive denemesi. Ve tuttu Q'muz. Ve bu sayede kestirdik gerçekten. Çok iyi şekilde tuttu dostlar. Devam edelim. Objektifler üzerinin beklesiye kadar rakip ormanı da delmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Evet, mid'de ulti bakacağım arkalarına doğru. Bizim çocuklar da dalarsa eğer burada çok güzel bir 3 kill'imiz var gözüküyor. Ama yine aynı muhabbet olacağı için atlamayacağım dostlar. Evet, şöyle Diana'yı atlayalım. Diana burada ölmekten başka bir çaresi olmayacaktır. Kaçabileceği hiçbir yer yok. Zaten 3W'de direkt yamultabiliyoruz kendisine. Mid'de de bizim çocuklar Samira'yı kesmiş. Yani ilk defa bizim takımdan da güzel bir şeyler görebiliyoruz dostlar. Totemleri keselim biliyorsunuz. Zombi totem yerleştiriyoruz. Aa, çok güzel tutuş. Bekliyorum ama. Doğru pozisyonu bekleyelim. Şöyle. Ahri'ye. Kaçabileceği hiçbir yer yok bu arada dostlar. Soraka da ölebilir burada. Flash'ımızı attık. Çektiği için. Çok güzel bir kill daha aldık dostlar. Nairon güzel bir işbirliği ile rakip oyunculara kök söktürmüş olabildik burada. Ve Dominik bitiyor dostlar. Dominik bittiğinde rakip oyunculara çok daha azap verici bir şekilde olacağız muhtemelen. Şu W atlayalım. Keseriz, bunu da keseriz. Hiçbir şey yapamaz bize. W'm geldiği zaman Diana da ölecek. Şöyle W'muzu attığımızda. Evet. Darius'u kesme. Kestik Darius'u. Kili de alamadık. Q'm gelmedi dostlar. Yapacak bir şey yok. Ente'ye gidelim, itemlerimizi alalım. Alev ejderi çıkıyor. Direkt ultimizi atalım buraya. Diana ölüyken hızlıca bitirebiliriz bunu. Çünkü rakip oyuncular buraya doğru bir baskı yapacaktır. Ve alev ejderini çok hızlı bir şekilde kesebiliriz zaten. Ekko da aslında bir ormancı şampiyonu olduğu için çok fazla güzel bir hasarı var. Evet, bunu da kestik. Biz çıkalım. Ekko orada trollüyor. Bakabiliriz aslında bizim çocuk ölmezse. Yok, ölebilir mi? Çok güzel bir şekilde çıktı. Bravo. Dostlar, şu an itemlerimizi aldık. Acayip güçlü olacağımızı düşünüyorum. Şöyle bakalım, bir Q'umuzu tutturmamız yeterli. Daha fazla içeriye girmemiz orada bizim için ölümden başka bir şey getirmezdi dostlar. Şunu da keselim. Bir zombi totem daha. Evet dostlar, demek istediğim buydu. Soraka'nın susturu var. Ahri'nin kışkırtması var. Bunları bir arada yediğimiz zaman hiçbir şey yapamayız. 5 stackli bir W bizi kurtarır burada. Bize neden atladın? Soraka'ya bakacağım. Direkt tek W'de yarı canından fazlasını aldık bu arada. Şu arkaya doğru bakacağım. Çok güzel, çok güzel bir şekilde aldık. Ornn da bize hiçbir şey yapamaz. Arkaya Samira'ya dönmeyi düşünüyorum. Evet ama yeterli olmadı. 5 stack yapamadık Q'muzu. Daha düzgün oynayabilirdik dostlar ama itemler çok güçlü. Evet, maalesef aşağı inhibitörü kaybettik dostlar. Yine gerideyiz. Yine takımı taşımaya çalışıyoruz. Mid kulemize savunabiliriz belki. Evet, midimizi en azından savunduk.
Evet, MİT'te çıkan bir savaş. Burada hemen bakış yapalım buraya. Ama atlamak burada bizim için ölüm olabilir. Eğer ki mesafemi girerlerse atlayabilirim. Evet, şu an girmek için tüm skilllerini boşalttılar. Çok basit bir an olacak. Şöyle W'muzu attık. Devamı ikinci vuruşu derken iki vuruşta tek attık gerçekten. Q'muzu da buraya bıraktık. Ve rakip oyuncular gerçekten ağlamak üzere. Diana'yı yakalayacağım. Diana'ya da tek atabiliriz bu arada. W kombosunu attı mı? W ile neredeyse tek attık dostlar yine. Evet, burada saldırmaktan başka çaresi yok. İnanılmaz güçlü bir pantheonla rakip takıma ızdırap çektiriyoruz dostlar. Hatta Baron'u alabiliriz bu arada, 2 kişi. Sonrasında da ejder'e dönebiliriz. Darius'u bekleyeceğim. Erkenden hasar alırsam başlayıp ölebiliriz ve bunu yapamayabiliriz dostlar. O yüzden beraber başlayıp hasarı ikiye böleceğiz. Lux'tan tutmayan bu ulti tutmuş da olabilir, tam göremedim. Ama 16-3-6 gibi bir skordayız şu an ve Pantheon gerçekten çok güçlü dostlar. Baron'umuzu aldık, bir de şu an görmek istiyorum. Ekko gerçekten arama oynar gibi oynuyor dostlar. Ve full build'e ulaşmış bulunmaktayız. Hiçbir eksiğimiz yok. Ulti geliştirmemiz de tamamlandı. LoL'deki gibi güç iksiri gelse aslında full item olanlara güzel olur. Yani full build olmamızın bir avantajı kalmıyor üzerimizde. Şöyle bir Ahri'ye bakalım. Tek W attık. Gerçekten şaka gibi bu arada. Acayip güçlü tek W attık. İnanılmaz ya. Tek W atıyor dostlar Çar. Ve ejderi de aldık. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Flash'ımızı attık hemen arkaya, Soraka'ya. Şöyle W'yu doğru şekilde attığımızda. Evet, Ornn'a bakalım ne kadar vuruyor. Şimdi tank şampiyona da vuruşu önemli bizler için. Ya kaçabileceğim bir yer yok dostum. O W'yu yiyeceksin. Base'e doğru gidiyor. Ama kaçabileceği hiçbir yer yok. Yon'muz var. W'muzu atalım. W tank şampiyonun yarı canını alıyor dostlar. Gerçekten inanılmaz güçlü oldu. Beklediğimden de güçlü oldu. Gerçekten biraz daha test etmek istiyorum şu an bu halini şampiyonun. İkiye katladık herkesi zaten. Evet, rakip ormanda baskılara devam ediyoruz. Gelen birisinde 5 stack W kombosu denemek istiyorum. Şu Samira'ya derken flash'ını attı hızlı bir şekilde, aslında roket kemerle direkt W'yu tutturabilirsiniz. Ahri'ye az önce tek W attık zaten. İnanılmaz ya. Bir de Soraka'ya tek atamayız muhtemelen tank. Şu W üzerine Q attığımızda tank Soraka'da hızlı bir şekilde düşebiliyor. Şu an W attığım insan ölüyor dostlar bu arada. İnanılmaz. Şu W direkt ölüyor. Ahri'ye Q. Q'muzu tutturamadık dostlar. My bad. Evet. Ahri. Ahri ya. Gerçekten dostlar. Diana girerse muhtemelen ölebiliriz. Ama tank itemimiz var bir adet. 55 büyü direnci, 55 sır. Düşmeye de biliriz. Diana W atmayalım diye gitmiş. Banshee almış dostlar. Onu önceden kalkanını almamız gerekiyor. Evet, Kadim çıktı. Burada hemen Nairon çok iyi bir şekilde jungle'ı tuttu. Roket kemer ile. Ve oyunun bitiş sahnesi olabilir burası. Ve çok güzel bir şekilde 4 kişiye tutan bir ulti. Ama hepsi benim üstümde. Ama benim için hiç fark etmez diyorum. Ve hepsini kesiyoruz. 2'de 2, 3'de 3, 4'de 4 derken dostlar kesmediğimiz oyuncu kalmadı. Ve hızlıca midden oyunu bitirebilecek bir güce sahibiz şu an. Totemimizi de alalım gider ayak. Zombi totem iyidir. Yerleştirmeyi sevdim ben bunu. Dostlar, benim için çok güzel bir maç oldu. 23.000 gold ile maçı bitiriyoruz dakika 18'de. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş yönlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Ne istediklerinizi belirtin yorumlarda. Maç sonu hasarı da gösterdikten sonra kaydı kapatırım dostlar. Evet, güzel bir maç oldu. Yani gerçekten tam beklentilerimi karşılayacak bir pantheon oldu. Tahmin ettiğim tuttu diyebiliriz dostlar. Bu yüzden çok mutluyum. Yeni bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip yorumlarda görüş yönünüzü belirtmeyi de unutmayın dostlar. Şöyle bir bakalım ne kadar vurmuşuz. Hemen sonra kaydı kapatalım. 33, yani 11 KDA aldık.